Değerli konuklar, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcımız Sayın Kudbettin Arzu'yu kürsüye arz ediyorum. Yüksek alkışlarınızla efendim. Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Valilerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Sivil Toplum Örgütü, meslek örgütlerinin değerli temsilcileri, sektörün değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi şahsım ve bakanlık adına saygıyla selamlıyorum ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Burada bulunanlar zaten bu sektörün sahipleri, bu sektörü bizden daha iyi biliyorlar. Benimkisi biraz tereciye tere satmak gibi olacak ama sektörle ilgili tabii ki yaşadığımız mutluluğu, gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli katılımcılar, biliyorsunuz Türkiye son 10 yılda her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Bu sağlıkta, eğitimde, otoyollarda, ulaşımda, hava yolunun halkın yolu olmasında büyük başarı sağladı ama en büyük başarıyı da bana göre tabii tarımda sağladı. Çünkü tarımda biz dünyada 11. büyük ekonomiden 7. büyük ekonomiye geldik ve Avrupa'da 4. büyük ekonomiden 1. ekonomiye geldik. Yani rakamlara bakarsak tarımdaki ilerlememizin çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Yine tarımsal üretimimizi 23 milyar dolardan 63 milyar dolara yükselttik ve tarımsal ihracatımızı 4 milyar dolardan 18 milyar dolara yükselttik. Bu söylediğim rakamlar tabii 2013 kesinleşmiş rakamlar. 2014'te çok daha iyi rakamlar bekliyoruz. Tabii Türkiye bu yıl hariç don, sel felaketleri yaşadık ama son 10 yılın 9'unda tarımda büyük bir ilerleme kaydetti. Ve Türkiye bu ilerlemeyi aynı zamanda 76 milyon vatandaşını besleyerek, yanında 35 milyon turiste hizmet ederek ve dünyanın 192 ülkesine 1681 çeşit ihracat yaparak bu konudaki iddiasını perçinlemiş oldu. Bu söylediğim rakamlar benim söylediğim rakamlar değil, FAO'nun, Dünya Gıda Örgütü'nün söylediği rakamlar. Yine bakanlığımızın çalışmaları, birçok çalışmaları FAO tarafından uluslararası toplantılarda örnek çalışma olarak gösteriliyor ve bugün dünyanın birçok yerinden insanlar Türkiye'deki bu tarım sektöründeki gelişmeleri yerinde takip etmek, gıdadaki başarımızı görmek için Türkiye'ye geziler düzenliyor. Biliyorsunuz geçen yıl biz Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünlerini ihraç etmeye başladık. Bu çok önemli bir şey. Çünkü gıdada sizin gelmiş olduğunuz standartı gösteriyor. Eğer siz süt gibi hassas bir ürünü, süt mamulleri gibi hassas bir ürünü Avrupa standartlarında üretip onlara ihraç edebiliyorsanız, bu sizin gıda konusunda gelmiş olduğunuz, gıda güvenliği konusunda gelmiş olduğunuz başarıyı da gösteriyor. Tabii değerli katılımcılar, bu başarıyı, rakamları daha fazla artırmak elbette mümkün ama yani gecenin bu geç saatinde bir de değerli bir sanatçıyı beklerken ödül töreni de olduğu için sizi de fazla yormak istemiyorum. Benden önceki konuşmacılar zaten süs bitkileri sektöründeki gelişmelerden bahsettiler. Gerçekten süs bitkileri sektöründe biz 22 milyondan bugün 85 milyona ihracatta geldik. Üretimde hem miktar olarak hem üretilen alan olarak hem sektörde çalışanlar olarak son 7 yılda bunu ikiye katladık. Tabii bu çalışmalar aslında tesadüfi değil, kendiliğinden olan şeyler değil. Bu başta hükümetimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, Bakanlar Kurulumuzun ve değerli bakanımız ve bürokratlarımızın üretici sektörün önündeki engelleri kaldırmak ve onları desteklemek ve teşvik etmesinden geçiyor. Tabii ki bu başarıda esas pay siz değerli üreticilerindir, siz değerli sanayicilerindir, siz değerli ihracatçılarındır. Buradaki sizin başarınızın, sizin payınızın çok büyük olduğunu kabul ediyorum ve size bu salondan büyük bir alkış bekliyorum. Evet, ben de buradan sektörü alkışlıyorum. Gerçekten sektör çok büyük ilerleme kaydetti.
Bu ilerlemeler içerisinde bizim bakanlığımızın da katkıları oldu, destekleri oldu. Türkiye biliyorsunuz tabii bugün 4000'i endemik olmak üzere 12.000 bitki çeşidinin üretildiği bir ülke. Buğdayın, arpanın ana vatanı olduğu gibi karanfilin, lalenin ana vatanı da Türkiye. Bugün bu anlamda Türkiye gerçekten bulunduğu konum itibariyle çok önemli bir bölgede bulunuyor. Süs bitkileri anlamında Türkiye bugün 55 ilimizde ciddi anlamda süs bitkileri üretiyor ve 35 ülkeye ihracat yapıyor. Bunların içerisinde Hollanda olmak üzere birçok batılı ülkeye de biz ihracat yapıyoruz. Ve bu ihracatımızı da arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bizim 2023 vizyonumuzda Türkiye'de gayri safi milli hasılada tarımda 150 milyar dolara ulaşmak ve bunun 40 milyar dolarını ihraç etmektir. Tabii ki böyle bir ihracat hedefi ve böyle bir üretim hedefi elbette ki süs bitkilerine de büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk çerçevesinde biz de süs bitkileri üretimiyle ilgili de elimizden gelen çaba ve desteği gösteriyoruz. Bu anlamda bakanlığımızın yapmış olduğu önemli çalışmaların sadece birkaç tanesini saymak istiyorum. Tabii yapılan çalışmaları anlatmak gerçekten saatler sürer ama çok önemli çalışmaların sadece başlıklarını söyleyeyim. İlk defa Türkiye'de dünyanın üçüncü büyük gen bankası kuruldu. Tohum Gen Bankası burada bizim bakanlığımız tarafından Ankara'da kuruldu. Dünyanın en büyük geofit bahçesini geçen hafta ve geçen ana içerisinde Yalova'da açılışını yaptık. 1000 tür, bunun 800 türü bizim kendi topraklarımızda yetişen, 200 türü de yabancı olmak üzere 1000 tür soğanlı bitkinin bir arada bulunduğu, dünyada böyle bir merkez yok. Bizim bakanlığımız tarafından geçen ay hizmete sokuldu. Yine dünyanın üçüncü büyük botanik parkı bizim bakanlık tarafından 2013 yılında temeli atıldı. İnşallah 2015 yılı içerisinde kısmi açılışını yapacağız. Tabii böyle bir botanik bahçesi bir anda bitmez, yıllar sürer ama zaten biz bunun çalışmasını da 10 yıldır başlatmıştık. Fiziki anlamda temel atma törenini 2013 yılında yaptık. Bir kısım açılışını da 2015 yılı içerisinde yapacağız. Yine ilk defa Türkiye 2016 yılında Antalya Exposu çiçek ve çocuk temasıyla Antalya'da açılacak ama bu Türkiye'nin başarısı. Tabii ki böyle bir organizasyonuna ev sahibi yapmaktan dolayı hem bakanlığımız hem süs bitkileri, çiçekçilik sektörü hem de Antalya Türkiye adına büyük bir gurur duyuyor ve inşallah 2016 yılında bu çalışmayı da başarıyla yürüteceğiz. Değerli katılımcılar, bakanlığımızın yapmış olduğu bu çalışmalar, sektörümüzün bu konudaki çabaları Türkiye'nin önümüzdeki 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşacağını gösteriyor. Bu çalışmalarda emeği geçen başta sektör temsilcileri olmak üzere ve tüm ilgililere teşekkür ediyorum. Bu gecenin organizasyonda da büyük emeği olan Planet Dergisi'ne, sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum. Çünkü bu organizasyon önemli bir organizasyon. Bu tür ödül törenleri, bu tür yayın faaliyetleri sektörün gelişmesine çok büyük katkılarda bulunuyor. Bizim bakanlığımızın 48 tane araştırma enstitüsü var. Şemsi Bey'in söylediği gibi bu araştırma enstitülerimiz hem sivil toplum örgütleriyle, hem üniversitelerle, hem kamu kurumları ve kuruluşlarıyla ortak işbirliği yapıyor ve biz bu araştırma enstitülerimizi sivil toplum örgütlerinin uygulamalarını açtığımız gibi ki Tarım Ziraat Odaları Birliği'yle ortak çalışmalar yapıyoruz. Sektörün temsilcilerine de açtık. Orada araştırma enstitülerimizin her türlü imkanından faydalanabilecekler. Tabii bu bizim bakanlık aynı zamanda hükümet içerisinde, bakanlıklar içerisinde TÜBİTAK'tan en çok
araştırma projesi alan bakanlık da yine bizim bakanlığımız. Biliyorsunuz Türkiye 2002 yılında Ar-Ge faaliyetlerine 230 milyar dolar gayri safi milli hasılanın 4,5%'ünü ayırabiliyordu. Bu rakamı bir daha tekrarlamak istiyorum. Önemini vurgulamak açısından 2002 yılında 230 milyar olan gayri safi milli hasılamızın 4,5%'ünü Ar-Ge'ye ayırıyorduk. Hükümetimiz döneminde yapılan çalışmalarla, sizlerin katkılarıyla Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 850 milyar dolar oldu ve bu yıl Ar-Ge'ye ayrılan pay 9,9%, yani 230 milyar doların 4,5%'ü 850 milyar doların 9,5%'ına geldi. Yüzde olarak 2 katı ama miktar olarak 4 katı büyüdü. Tabii ki önümüzdeki 2023 hedefimizde de gayri safi milli hasılamızı 2 trilyon dolara çıkarmak ve bunun %3'ünü Ar-Ge'ye ayırmak. İşte burada sektörün temsilcilerine büyük görev düşüyor. Bu araştırma bütçemizi maalesef istediğimiz kadar kullanamıyoruz. Yani eskiden para yoktu, bugün para çok, araştırmacı sayısı az. Biz her türlü araştırma ve işbirliğine bakanlık olarak ve hükümet olarak açığız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi araştırma faaliyetlerinde, araştırma enstitülerimizle işbirliğine davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.